yüzyılların yükünü üzerinden atmak istercesine olanlara kayıtsız ama ilgi ve bakıma muhtaç. Zamanın tanığı ekibi Fransa'nın Bastille hapishanesinden çok daha eski olan tarihi Sinop cezaevinin UNESCO'nun koruması altına alınıp dünya mirası kimliği kazandırılmasının Kültür Bakanlığı'nın amaçlarından biri olmalı diye düşünmektedir. Sinop'un saptanabilen en eski adı Sinope'dir. Bu kelimedeki Sin köküyle Asur-Anadolu ilişkisi, Sinope ile de Yunan ırmak tanrısı Asopos'un su perisi kızlarından Sinope'nin kastedildiği varsayılmış. Sinop Soğuk Savaş döneminde de NATO için de önemli bir şehirdi. Hançer gibi Karadeniz'in bağrına doğru sokulan Sinop'tan tüm Karadeniz'i dinlemek mümkündü. Uzun yıllar buradaki NATO dinleme tesislerinin Sinop'un sosyal hayatı üzerindeki izlerini görmek mümkün. Karadeniz'in diğer sahil kentlerinin aksine Sinop'ta kendinizi Ege'deki bir tatil kentindeymiş gibi de hissedebilirsiniz. Dünyanın her yerinde güneşin doğuşu ve batışı bir seremoni gibidir. Ancak Sinop'ta gün doğumu ve batımı gerçek bir seremonidir. Bir kuşun kanadından Sinop'u seyretseydik, altın gibi parlayan denizin üzerindeki balıkçı tekneleriyle Sinop, gerçeküstü peyzajlar sunan ressamların tablolarını andırır. Karayla ilintisinin en dar yeri 241 metre, tüm çevresi 16 kilometre olan Sinop Yarımadası'nın uzun geçmişi onu heyecanlı bir geleceğe doğru taşımaktadır. Osmanlı-Rus Savaşı'nın günümüzdeki tek hatırası Paşa Tabyası, artık bir diskotek ve düğün salonu olarak hizmet veriyor. Geçmişin kötü günlerinden arınan Sinop, geleceğine eşsiz doğası, hoşgörülü insanıyla zemin hazırlıyor. Tarımda çeltikten mısıra, buğdaya kadar birçok ürünün yetiştiği Sinop, hayvancılıkta da kendine yetebilmektedir. Bahçelerine ikinci mahsul mısırı eken köylüler, sonbahara yakın mısır saplarını toplayarak bir makinede doğrarlar. Üzerine bolca kaya tuzu döker, bunu traktörle ezip, naylon veya brandaya sarıp kuma gömerler. Böylece bütün kış boyunca hayvanlarına taze salamura mısır sapı yedirirler. Sarıkum, doğal yapısı bozulmamış ender kıyılarımızdan biri. Milli park korumasına alınan bölge, her gidenin kolayca tanık olabileceği yaban hayatı barındırır. Ayrıca uzun yalnız kumsallar, altın sarısı kumlar ve bu kumları süsleyen kum zambakları ziyaretçisini kısa süreliğine dünyanın karmaşasından uzaklaştırabilir. 175 kilometreyi geçen Sinop sahillerinin 100 kilometresi, ülkemizdeki en yalnız ve en temiz doğal plajlardan.
Sahilin hemen arkasındaki Subasar Ormanları, ülkemizdeki en önemli doğal rezervlerimizden biri. Kısacası Kuzey'in yıldızı Sinop, geçerken uğranılacak bir yer değil. Özellikle gidildiğinde içinden çıkmak istenmeyecek bir cennet. Ülkemizde bir zamanlar cezaeviyle ünlenen bu şehir, büyük kentlere sıkıştırılan özel üniversiteler için bulunmaz bir yer olabilirdi. Böylece 21. yüzyıldan sonra Sinop, bilim ve üniversiteler şehri olarak anılır. Ülkemizin coğrafyasını tanıyamayışımız bu fırsatı başka yüzyıllara ertelemiş gibi görünüyor. Ayrıca Sinop'u çevreleyen orman zemininin uygun olması sebebiyle bölgede geyik üretim çiftliği de kurulmuş. Dev boynuzlu bu geyikler orman altının sık çalılık olduğu bölgelerde dolaşamazlar. Bunun yerine çayırlık sahaları tercih ederler. Bu bağlamda da Sinop uygun bir mekandır.